Herkese merhabalar, iyi pazarlar. Artı TV'de Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın her neresindeyseniz umuyorum sağlıklı bir hayatınız vardır. Umuyorum rahatlık içerisinde bizi izliyorsunuzdur. Umarım hiç kimseler size dert olmuyordur ama öyle bir dünya yok galiba, değil mi? Evet, bugün bütün dünyanın derdini dert edinmişlerden bir meslektaşımla birlikte olacağız. Sanattan onun şu an içinde bulunduğu sendikal faaliyete kadar birçok konuda konuşacağız. Hepinizin tanıdığı ve çok sevdiği Sermet Yeşil ile birlikteyiz. Sermet, hoş geldin. Merhaba Levent abi, hoş bulduk. Sermet, yıllardan beri tiyatro oyunculuğu yapıyorsun, sinemada oyunculuk yapıyorsun, çok önemli filmlerde de rol aldın. Ve çeşitli turnelerle Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyorsun. Bunca yıldır tiyatro yapan biri olarak acaba ilk yapmaya başladığından bugüne seyirci üzerinde bir fark ettin mi? Seyirci üzerinde. Yani şöyle anlatayım evet. Abi. Ben bu deneyimi en çok Ankara Sanat Tiyatrosu'nda yaşamıştım. Okul bittikten sonra orada 2 yıla yakın çalışma fırsatı buldum. Türkiye'nin hemen hemen her yerini gezdim biliyorsun. Özel tiyatro turne tiyatrosudur ya aynı zamanda. Hani turne yaparak ayakta kalabilen bir yapıdır özel tiyatro. Ankara Sanat Tiyatrosu da öyleydi. Yerleşik olarak Ankara'da oyun oynuyorduk ama o zaman sene 2000-2001 arasında yani yaklaşık bir 60 küsür ili gezdim Türkiye'de. O günden bugüne seyirci algısı değişti. Benim için değişti çünkü ben de değiştim. Ama hani en çok o dönemde keyif almıştım farklı seyirciyle karşılaşabilme deneyiminden. Yani Kars'a gittim, farklı bir seyirci vardı. Adana'da farklı bir seyirci vardı. İstanbul'da keza, İzmir'de farklı seyircilerle karşılaştım. Kayseri'de farklı seyircilerle karşılaştım. Aynı oyuna farklı tepkiler veren topluluklarla karşılaşınca ben de meslekte bayağı bir hani kırbaçlandım diyebilirim o anlamda. Yani seyircinin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anladım. Yani bu işi yalnız yapamayacağımı çok büyük bir şeyle, ne derler ona, ödevle, dersle anlamış oldum. Ve bu bana hani hiç okulda öğretilen bir şey değildi. Mezun olduktan sonra fark ettiğim bir şeydi. O yüzden şimdi düşününce seyirci algısı nasıl diye sorarsan, yani ben de değiştiğim için, ben de büyüdüğüm, hayallerim, düşlerim, her şey çok daha farklı yerlere gittiği için elbette hani her yeni oyunda sahneye çıktığımda acaba bugün seyirci bana ne diyecek diye bekliyorum yani. Her an değişen bir şey ya, o böyle bir homojen bir yapı olduğu için her an farklı tepkiler verebiliyor. O yüzden seyirciyi böyle canlı ama hani bir makine gibi göremiyorum artık. Yani burada bu tepkiyi verir, burada bu tepkiyi verir gibi tartamıyorum. Anlatabildim mi? Hani o sürekli her yeni oyunda, her yeni sahnede, her yeni beldede, sahnede oynadığımda, her yeni yerde seyircinin karşısına çıktığımda farklı tepkilerle karşılaşınca ben de alıştım, o da alıştı. Biraz birbirimize alıştık. Öyle derler ya hani, asla ustalık devresi diyemem ama böyle bir ateşin altını çok açtım yani, bayağı bir pişiyorum diyebilirim. Öyle söyleyeyim abi. Çok güzel anlattın. Ben de sana bunu kendimin nasıl çözdüğünü söyleyeyim. Gelen tepkileri ezberlemeyi bırakınca çözülüyor. Yani her değil oyunu mi? Sanki yeniden. Ama yani hani bunu biz meslektaşlarımız anlarız bunu. İşte birçok hocamız 1980-90'lı yıllarda kendileriyle yapılan röportajlarda her oyuna ayrı bir heyecanla çıkıyorum. İlk günkü heyecanımla çıkıyorum falan derlerdi. Öyle diyemem ben bunu ama bu tepkileri ezberlemeyi bırakınca çok güzel oluyor. Her oyun yeni bir oyun ve her seyirci yeni bir seyirci. Tabii ki bölgesel kesin farkları var. Elbette ki var. Çok da normal bu. Yani elbette. Ekonomik farkları var, bölgesel farkları var, kültürel fark. Ya şöyle söyleyeyim sana Sermet. Eskiden çok daha gençken sahne üzerinde seyirciler benim beklediğim 20-30 tepki arka arkaya vermezlerse, tabii ki bu ille de gülme değildir, yanlış anlamasın seyircilerimiz, ben bir demoralize olurdum, kendimi üzerdim, ben mi yapamıyorum diye düşünürdüm. İnan ya bana, şu an oyunun sonuna kadar hiç tepki vermesinler ve elimden gelen en iyisini yaparım. Yani o raddeye geldim, bu beni çok mutlu ediyor. Ama bu seyirciyi önemsemediğim anlamına gelmez. Yaptığım işi çok da onlara göre, eğer onlardan bir şey gelmezse kendi kendime oynamayı beceriyorum yani. Bu çok önemli bir merhale bence oyunculukta.
Galiba kazanmamız gereken deneyim dedikleri şey böyle bir şey abi. Yani ben onu anlamaya başladım son birkaç yıldır. Senin de anlattıklarına biraz çıkarmış. 40 yıl değil mi? Evet. Galiba böyle oluyormuş bu iş. Öğreniyorum, hala öğreniyorum yani. Ne güzel. Sizinle başladım. Yani sene 96'ydı ben seni tanıdığımda. Evet. Eskişehir'de. Lisede bir öğrenciydim. 94-95'te ETK vardı, Eskişehir Tiyatro Kumpanyası. Orada öyle. seni tanıdım. Hani sizin mesleği nasıl sahiplendiğinizi gördüm, nasıl öğrendiğinizi gördüm. O Sermet'ten bu 44 yaşındaki Sermet'e kadar geçen sürede yani nasıl bir yolda ilerlediğinizi çok iyi anlıyorum. Yani o zaman bunu çok kavrayamıyordum. Çok heyecanlı ve sadece heves yeter diye düşünüyordum ama o kadar çok kalasım oldu ki öyle diyeyim. İki hevesten çok kalasla sırtımda kalaslarla taşıyorum yani. Hani o yorulduğumu da söyleyemem açıkçası. Sermet, genellikle tiyatro oyunculuğu yapanlar özellikle konservatuvar eğitimi almışlarsa eğer, zaten hepsi genellikle tiyatro oyunculuğu yapanlar arasında şöyle bir inanış var. Biraz bunu seninle konuşmak istiyorum ben. Bugüne kadar bunu hiç kimseyle bir televizyonda konuşmadım. Seninle bunu konuşmayı çok istiyorum, çok merak ediyorum. Genellikle biz kendi iç konuşmalarımızda ya da kendimizi birilerine tanıtırken işte 4 sene konservatuvar eğitimi aldığımızı söyleriz çoğumuz ve bu aldığımız eğitimi unutabilmek için de yıllarımızı harcadığımızı söyleriz. Neden bunu böyle söylüyoruz? Sence almış olduğumuz eğitimle ilgili aksayan yönler neydi? Biz neleri beceremiyoruz eğitim konusunda? Çünkü bizler de artık birer eğitmen olduk. Ve biz nede geri kalıyoruz? Acaba suyunun suyu mu oluyoruz? Yoksa yeni bir şey mi araştırmıyoruz? Ne oluyor? Biraz bunu anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Senden dinlemeyi çok istiyorum. Yani kendi fikrimi söyleyeyim abi, yani ya da en azından fikir demek doğru değil belki ama kendi fark ettiğim alanları söylemeye çalışayım sana. Belki bu konuda hani sohbet derinleşirse daha farklı yerlere gidebiliriz ama en azından şu kadarını bahsedeyim. Lise sonrası başlıyor ya konservatuar eğitimi bizde. Sevgili Cengiz abin, Cengiz Toraman'ın çok özümsediğim bir düşüncesi, bir fikri vardı. Yani çok yetenekli olabilirsin, okumaş sende vardır, elbette vardır ama konservatuar sınavları için söylerdi. Mesleki yeterliliğinle ilgili kendini sürekli sınaman gerekir derdi. Yani şunu söylerdi, kitap okumayan, yani bu alana dair de bu anlamda beslenmeyen oyuncu kişisi diyeyim en azından, hani mesleki olarak konuştuğumuz için bir yerde tökezlemeye mahkum kalıyor. Yani kendini çok yetenekli arkadaşlarım ya da hani çok yetenekli meslektaşlarım da var ve yani ben onları izlerken gerçekten sanki oradaymışım gibi heyecanlanabiliyorum ve hani onlarla çalışmayı da çok seviyorum. Fakat hani bir fikir, bir metnin fikrine ya da bir yönetmenin fikrine ya da bir rejinin varlığına dair soru işaretleri olduğunda bunu tartışamadıklarını gördüğümde onlar için de kendim için de üzülüyorum. Ben kendim de bu hatayı sık sık yaptığım için söylüyorum. Yani hani biten bir yolculuk değil. Hani bizde hep öyle derler ya, tırnak içinde olmak diye bir şey vardır ya. Oldum, ben oldum artık. 4 yıl okudum, bitti ve artık bundan sonra atılabilirim ve bu işi yapabilirim deyip ilk oyunun sonunda kulise geçip makyajını silerken içinden fırtınaların koptuğunu ve hani ağladığını görebilirsin aynanın karşısında. Çünkü bunu yapamayacağınla yüzleşirsin. Yani bu sadece bir çok iyi, yetenekli olmakla ilgili bir durum değil bana göre, anladığım kadarıyla. Kendini donatman, beslemen, yani o alanla ilgili kültür, edebiyat, sanat, her alanı elbette sana bir sürü bir şey katıyor ama bir başkası başlayınca da onunla ilgili sürekli bu çalışmayı yapıyorsun. O da sana kalıyor ve bir yerden sonra bir birikmeye başlıyor. Bu birikim, anladığım kadarıyla Cengiz abin de demek istediği böyle bir şeydi. Entelektüel bir birikime yol açıyor sende. Ve bu artık senin iyi oyuncu olmaktan öte iyi insan olmanı sağlıyor. Zaten hani Müşfik Hoca da öyle derdi ya, hepiniz iyi oyuncu olabilirsiniz ama iyi insan olun. Yani iyi insan olduktan sonra mesleği yapabilmek biraz daha avantajlı hale geliyor. En azından kulise gittiğinde, oyun bittiğinde makyajını silerken üzülmüyorsun, ağlamıyorsun yani, hani ya da dert yanmıyorsun. Yani sırtını doğru yere yasladığını hissediyorsun ve bu bir kazanım. Anladığım kadarıyla böyle bir yol benim anladığım. Yani hani
okul bittikten sonra hep böyle başlarız ya, 4 yıllık konservatuar eğitimi aldım bitti ve şimdi oyuncuyum. Pek öyle olmuyor. Yani keşke okulda öğretilebilse her şey. Ama olmuyor. Yani o sahneye çıkman, o seyirciyle yüzleşmen ve bunu bir nasıl bir piyanist 3 ay boyunca piyanoda egzersiz yapmazsa eğer, kendi yeteneği ya da birikimi 3 yıl geriye giderse, bir oyuncu da öyle. Yani hani sahneye çıkmadığı sürece, seyirciyle aktif olarak buluşmadığı sürece bana göre geriler. Yani çünkü o heyecan biter. O şey hani 100 metreden bir konserve kutusuna atlama hissi kaybolur sahneye çıktığında. Yani o kötü işte. Yani hani ona basmamak için, oraya girmemek için sürekli ben de o heyecanı diri tutmaya çalışıyorum. Yani öğrendiğim bu. Yani sadece eğitimle değil, dediğim gibi hani hayatla, nerede başladığımla çok ilgili biraz da. Hani ben birbirimizi övelim programı gibi olmasın ama gerçekten hani Eskişehir'de sizinle birlikte başladığım için o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi. 4 yıl boyunca Ankara'da aldığım eğitimde de hep oydu benim arkadaşlarımla iletişimim hep öyleydi abi. Yani ne gördüysem Eskişehir'de o 2 yıl 3 yıl boyunca lisedeyken hani sizin çalışmalarınızı, sizin okulu takip etmek, oyunları izlemek, ETK'yı takip etmek, orada ışık kumanda yapmak, gişede bilet satmak, tiyatroda dekor taşımak, sahneyi temizlemek vesaire, hani bütün o yükü o yükün içinde haşır neşir olduktan sonra eğitim alanına geçtiğimde bazen eksik bile hissettim kendimi. Yani daha da olması gerekir diye hissettim. O 4 yılın bir kısmını böyle boşa geçirdiğimi hissediyorum şu an. Ama yani tabii bu asla boş değil. Eminim orada da bir sürü şey öğrendim. Belki zamanla ortaya çıkacak ama hani böyle bir şey hissediyorum. Keşke daha çok alabilseydim. Yani çünkü eğitim bitmiyor. Hani 4 yıl bittikten sonra hepimiz o diplomaya sahip olabiliyoruz ama asıl hikaye ondan sonra başlıyor yani. Ondan sonra kırbacı yemeye başlıyoruz. Öyle hissediyorum ben. Şimdi sen yaptığın işlerle, bugüne kadar oynadığın işlerle Türkiye tarafından tanınan bir oyuncu oldun. Hani sokaklarda yürüyemeyecek bir star olduğunu söyleyemem. Çünkü iyi ki de öyle evet. Değiliz bir yandan. Çünkü yani o bizim genellikle hamurumuzda olmayan bir şey. Fakat sen Eskişehir'in bir köyünden geliyorsun. Yani hani küçük, iyice küçük bir yerden geliyorsun. Acaba sokakta insanlar seni tanımaya, senden imza almaya, seninle fotoğraf çektirmeye başladıklarında seni tanıyanlar. Bunun senin üzerinde negatif ya da pozitif bir etkisi oldu mu tanınmanın? Yani çok farklı alanlarda oldu. Yani bir kere Kadıköy'de yolda yürürken arkamdan deli diye bağırdıklarını duydum. Yani hiç hoş değildi insana deli diye bağırmaları ama o bir karakterin ismiydi. Oynadığım televizyonda yaptığım bir işin ismiydi. Ama şu da oldu, Eskişehir'de yolda yürürken, müzik dinlerken omzuma dokunup bir şeyler söyleyen bir genç kız gördüm. Sonra kulaklığımı çıkardım, dedi ki 27 Mart'ınız kutlu olsun dedi ve o kadar mutlu oldum ki. Yani hani aradaki fark biraz öyle. Hani hem çok hoşuma gidiyor hem de bazen yani şu dönemde mesela pandemi döneminde bir tık daha rahat hissediyorum kendimi. Maske var, gözlüğümü takıyorum, şapkamı takıyorum ve gerçekten kimseyi tanımayınca bakkala gidip alışveriş yapabiliyorum. Yani tramvaya binebiliyorum. Yani bunlar çok şey böyle bir hani üst perdeden söylediğim şeyler gibi algılanmasın ama hani o bakışları hissediyoruz ya abi. O ezici bakışlar. Yani sanki biz başka bir dünyadan geliyormuşuz gibi. Sanki oraya ait değilmişiz. Ne alakası var? Ben Seyit Gazi'nin Sücahattin Köyü'nden gelmiş bir insanım. Eskişehir'de hani benim babam işçi, annem hasta bakıcıydı ve hani ne koşullarda yaşadığımı biliyorum, ne olduğumu biliyorum, nereden geldiğimi biliyorum. Öyle aman deli deli de paralar kazandığımız yok. Yani hani öyle de bir dünya değil ama ne yazık ki anlaşılan bu. Biraz popüler olmakla ilgili sıkıntı sanırım orada öyle vuku buluyor, kendini öyle gösteriyor. O da hani bu işin İşte cilvesi yani hani ne diyebiliriz ki, o da var. Yeter ki hani biri yolunu çizip oynadığın karakterle ilgili ya da rolle ilgili suratına tükürmesin ya da bir tokat atmasın ya bir durma gelmesin yeter. O kadar yetkin yoldan geçen birisini göremezsin sen. Çünkü eğer suratına tükürüyorsa yaptığın rolle ilgili ondan daha iyisini yapma yeteneğini ya da onu çok iyileştirebilme yeteneğini sahiptir. Onun için rahat olabilirsin, burası Türkiye, bu konudan çorak bir yerdeyiz yani. Serbent, biraz
Yani eğitime işte atıfta bulundun. Aldığın hem gördüğün hem aldığın eğitime atıfta bulundun. Çok güzel şeyler söyledin. Onore edici şeyler de söyledin. Bizi, sadece beni değil, oradaki bir grup insanı. Ne oldu mesela? Sen mezun olduktan sonra işleri seçmeye başladıktan sonra şu oyun olur, bu film olur. Genellikle filmlerde çok seçme şeyimiz olmuyor. Hemen atlayıveriyoruz filmlerin içine. Hani en azından bir film olsun diye. Fakat önemli rollerle girdin, başrollerle girdin sinema dünyasına. Yani en azından hani genç yaşta başrol oynayabildin, öyle söyleyeyim sana. Sen neye göre seçiyorsun? Bir işi okuduğunda nasıl karar veriyorsun o işi yapmaya? O da tabii biraz şeyle demlenmeyle ilgili galiba. Senaryo okumayı öğrendim süreçte. Hani o bizim öğrendiğimiz gibi tiyatro metninden bir tık daha farklı ya. Senaryonun yazımı, kuralları. Senaryo okurken filmi izlemeyi öğrenebildim. Yani, öğrenmek demek doğru olmaz belki. Koklamayı öğrenebildim diyeyim. Ve hani alanımı açmaya çalıştım. İşin yaratıcılarıyla tanışmayı, onlar hakkında bilgi edinmeyi öğrendim. Yani görüntü yönetmenini önemsemeyi öğrendim. Mesela bir işe girerken senaristi ya da senaryonun yetkinliğini öğrenmeye çalıştım. Bana ne katacak, ben ona ne katacağım, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Bunları çok net ayırmaya başladım. Öyle hani roller geliyor ki sanki benim yaşıma uygun değilmiş gibi hissediyorum ve hani bu beni o senaryodan da hikayeden de uzaklaştırıyor ya da hayat tarzı olarak bana yakın bulmuyorum ve hani onu o şekilde reddedebiliyorum ya da kabul edebiliyorum ya da isteyebiliyorum, içinde olmayı arzu edebiliyorum. Öyle bir takım farklar oldu. Yani hani böyle bir şey değil tabii. Baştan bilinebilecek bir şey değil ama hafif hafif koklamayı öğrendim diyebilirim. Tabii burada da yanıldığım oluyor. Her zaman doğru şey yapamayabiliriz. Yanılma payımı ne kadar önemsediğimi anladım ya da olması gerektiğinin gücünü anladım yanılma payının. Çünkü hepimiz insanız ve hata yapıyoruz. Hata üstüne hata yapıyoruz çoğu zaman. Ve bu çok olağan bir şey benim için artık. Tabii hani bu hatalarımdan ders çıkarmayı öğreniyorum. Biraz öyle seçmeye çalışıyorum. Bu tabii işin hani biraz daha ne derler seçici olan kısmı. Seçici olmayan kısmı daha çok bazen televizyon olabiliyor. O döneme dair, o duruma dair. Ama hani tiyatroda özellikle hani şimdi kurum tiyatrosunda çalışıyorum. Eskişehir'de şehir tiyatrosunda. Orada kendi ekibimizle çalıştığımız için çok çekirdek bir ekip olduğumuz için işte yani 20 yılımızı devirdik. 40 kişiyiz topu topu. Yani hepimiz birbirimizi biliyoruz. Kimin nasıl ne yapabileceğini biliyoruz. O yüzden hani bir rahatlık hissediyorum. Tiyatroma dair güven duygum artıyor. Onun dışında özel tiyatro yaparken daha seçici davranabiliyorum. Bu bir avantaj haline geliyor. Yani çünkü işte bir kurumda çalışıyorsam hayatımı idame ettirebiliyorum vesaire. Hani kiramı ödeyebiliyorum, mutfak kısmını halledebiliyorum. Yani bunlar bana bir güvence sağlıyor. O sebeple özel tiyatroda da daha seçici davranabiliyorum. Bazen yani çok üstüme yakışmayacak rolleri giymemeye çalışıyorum. Bazen çok bu bana çok yakışır deyip giydiğimde altı beden büyük bir şeyin içinde buluveriyorum kendimi ve hani orada ah o terler yani o ecel terleri ah ben bunu nasıl yapacağım diye dövünmekler falan filan kabuslar ama hani bir şekilde yapmaya çalışıyorum ittire ittire ama yani bitmiyor abi daha yani en az bir 30 yıl daha yaparım diye hissediyorum her şey yolunda gider. Yani ben de öyle umuyorum. Bir yandan da seni sahne üzerinde izlemek benim için büyük bir keyif. Çünkü ben de hani sahne üzerinde çok abartmadan olabildiği en sade şekliyle derdini anlatabilen aktörler tarih boyunca çok ilgimi çekti benim. Çünkü bu tarz aktörler gerçekten yaptığı işe inanan aktörler. Diğerleri inanmıyor demiyorum. Çünkü bu birçok bileşenin ortaya çıkışından kaynaklı. Hem yaşamda doldurdukların, hem meslekte doldurdukların, hem de doldurduklarından anladıklarınla ilgili bir şey bu. Yani hani haybeye de doldurmamışsın, doldurduklarından da bir şey çıkartmışsın. Bu beni çok etkiliyor. O yüzden olabildiğince izlemeye çalışıyorum seni sahne üzerinde. Ve en son seni izlediğimde Baykuş'ta şey demiştim, yani balya balya tek kişilik bir oyun.
seyircilerimizin içinde izlemiş olanlar da vardır ama izlemeyenler için bir söyleyelim nasıl bir oyun olduğunu. Tek kişilik bir oyun ve aslında şimdi çok büyükle, çok küçükle, ebatlarla, mesafelerle ilgili bir oyun Baykuş bir yandan da. Ve iç içe geçmiş aynı hikayenin farklı boyutlarını anlatıyorsun. Ezberlemesi de çok zor, oynaması da çok zor bir oyun. Fakat senin bu oyunu oynayışın su içmek gibiydi. Yani bir insanın su içmesi kadar doğal, bir insanın yemek yemesi kadar da kendine özgüydü. Bu beni çok mutlu etmişti. Yani derdini aslında seyirciye anlatmayıp kendini anlatıp ama seyirciye anlatıyordum. Bu biraz karışık bir cümle olabilir ama ya tam olarak gördüğüm buydu yani. Aslında kendini anlatıyordun ama aslında seyirciye anlatıyordun. Döndürüp duruyordun. Bu beni çok etkilemişti. Ben Baykuş özelinde konuşmak istiyorum. Genellikle biz oynadığımız oyunlardan bir şeyler öğreniyoruz. Bize bir şeyler de kalıyor. Yani sadece seyirciye vermiyoruz. O oyundan bize de bir şey kalıyor. Belki bir bilgi kalıyor. Tarihle ilgili bir bilgi, psikolojiyle ilgili, sosyolojiyle ilgili, bütünolojilerle ilgili bilgiler kalabiliyor. Çünkü öyle bir oyun, oyun demek bu demek. Çünkü o bilgilerin bir yumağı oyun. Sana ne kaldı Baykuş'tan? Şöyle, yani Kör Baykuş Sadık Hidayet'in bir romanı ya abi. Yani romanın adaptasyonu aslında. Önce şeyi anlamaya çalıştım. Ben Baykuş deyip duruyorum, Kör Baykuş. Genelde Baykuş diye biliniyor. Şeyde de, literatürde de öyle geliyor, geçiyor. Adaptasyonun ne kadar önemli olduğunu ve hani bir cümleyi atamazsın ya, kıyamazsın o kelimeye ama aslında 300 kere tekrarlanıyordur o ve hani aslında biraz seyreltmek gerekir. Hem anlayış için, karşılıklı iletişim için seyirciyle, hem oyunun ritmi için vesaire vesaire bir sürü sebepten dolayı seyreltmen gerekiyordur. Bunun acımasızlık boyutuna gelme anını fark ettim. Bunu da atabilirim, bunu da atabilirim, bunu da atabilirim diyebileceğim an geldi. Çünkü hani çok içindeydik artık. Her türlü, her yerindeydik. Nüfuz etmiştik ve hani çok gereksiz olduğunu fark ettim. Önce ben fark ettim ki bunu seyirciye anlatabileyim diye düşünerek. Bu bir benim için bir kazançtı bu projede. Sonra Sadık Hidayet'le tanışmak ayrıca bir kazanç oldu benim için. Nasıl ıskaladım dedim. Yani 20'li yaşlarımda okusaydım acaba daha mı farklı hissederdim? Eminim daha farklı hissederdim ama fikirlerim değişir miydi diye düşündüm. Çünkü şöyle bir şeyden bahsediyor abi Sadık Hidayet, Kör Baykuş'ta. Ölümle hesaplaştığı bir an var. Oyunda da hani onu ben çok önemsiyorum. Yani şunu söylüyor. Öldüğümüzde diyor, bu damarların içinde akan kan kurumaya başladığında hislerimiz de kaybolur mu? Yani biz gerçekten yok olur muyuz? Yoksa hani bir süre daha devam eder mi bu? Bunu çok merak ediyorum diyor. Yani insanlar o yüzden mi ölürken acaba gülümser falan? Şimdi karabasan şeylerden bahsetmek istemiyorum ama hele hele böyle bir pandemi döneminde. Ama hani bu benim için bir aydınlanmaydı Sadık Hidayet. İranlı bir yazar için, o topraklardan, o coğrafyadan çıkmış bir yazar için, hani o bölgenin Kafkas'ı olarak anılır Sadık Hidayet. Çok önemli bir yazardır. Onunla tanışabilmeyi bu benim için büyük bir avantajdı, büyük bir artıydı. Cebime koydum. Bu tarzı anladım biraz. Sadık Hidayet'in tarzını. Simgeyi anladım. Simgenin ne demek olduğunu. Çünkü hani biz işte Anton Çehov'da da çok gördük. Ya da hani tiyatro eserlerinde, Ibsen'de vesaire de hani o simgeler hep uçuşur havada. Ama bunlar hep şeydi. Dersti. Bunları hiç hayata geçirmedim. Elbette eserleri oldu, onları oynadık vesaire ama hani çok seçme ve naif işlerdi. Bu kadar sert, bu kadar bana yakın, bu kadar aynı coğrafyaya, bu kadar yakın hisseden birinden öyle müthiş bir tokat yemek beni çok sarstı. Sonra da oturdum düşündüm, yani Sadık Hidayet gibi bir değer yaratmış bir toprak, coğrafya, yani nasıl böyle bir sistem seçebiliyor, idare seçebiliyor, yani İran'da ne oldu, ne değişti, nasıl oldu, bu nasıl bu hale geldi, yani ya da bunu neden tercih etti bu coğrafya, bu topraklar, Persler gibi bir kadim kültürden nasıl bu hale geldi,
acaba biz de buna yakın mıyız? Çok yakınız çünkü yani temas ediyoruz, sınırlarımız çok iç içe yani çok yakın insanlarımız. Hani kız alıp veriyoruz derler ya eskiler. Öyle komşuluk ilişkilerimiz var. Yani hani bu nasıl bu hale gelebiliyoruz? Nasıl bunlar seçilebiliyor? Bu dizayn nasıl oluşuyor? Aynı şey Suriye için de geçerli benim kafamda. Hani biraz anlamaya çalışıyorum yani. Hani neden olduğunu, nerede benim için hata? Çünkü benim kendi kişisel fikirlerim var. Bunun için hata olarak görüyorum. Bir insan hayatı ömrünün 90 yılsa en fazla sığmayacak hatalar bunlar. Yani çünkü kayıp giden nesiller, yok olan hayatlar söz konusu. Bu benim için biraz can acıtıcı noktası. Modern bir dünyada yaşarken bunu nasıl kabul edebiliyoruz? Buradan nasıl buraya geçtik? Yani geçen sanırım 2 ay önceydi bir yönetmen, sinema filmi yönetmeni babası tarafından öldürülmüştü. Hatırlar mısın haberi bilmiyorum. İranlı bir yönetmen evlenmediği için öldürüldü. Yani hani bu nasıl bir mantık oluyor? Bunu nereye oturtabiliyorsun? Bunun hayatında nasıl bir değeri oluyor? Bunu nasıl kabul ediyorsun? Nasıl içselleştiriyorsun? Bununla nasıl yaşıyorsun? Sadık Hidayet biraz bana bunları açtı. Yani bunun böyle birdenbire oluşmadığını, bir süreç olduğunu ve yani oyunda da onu anlatır. Toprağı kazdıkça katman katmandır İran. Yani gerçekten 3000-4000 yıllık bir geçmişi olan çok temelli kültürel bir varlıktır İran'ın kendisi coğrafi olarak. Onu anlatır oyununda. Yani her katmanda bir başka şey çıkar, ressam çıkar, aynı resmi yapan. Ve onunla özdeşlik kurar Sadık Hidayet yani kendisi romanında. Aynı şeyleri hissederiz der. Ama benden 2000 yıl önce yapmış aynı resmi, aynı kadının aynı suretini yapmış ve aynı kadına aşık olmuşuz. Bu bir rastlantıdan öte bir şey diye anlatır. Yani biraz böyle galiba. O yüzden kendimi de, coğrafyamı da, ülkemi de anlamaya çalışıyorum o anlamda. Anlatabildim mi? Biraz onlara vesile oldu. Kör baykuş benim için. Olmaz mı Sermet? Anlatabildin mi ne demek? Çok güzel anlattın yani. Coğrafya kader midir, keder midir? Onu anlıyoruz yani burada. Biraz öyle. Yani birçok şey. Ben de bizim bölgemizin yazarlarını okuduğumda buna Yunan yazarlar da dahildir. Ben onları da bölgemizden sayıyorum. Yani hani Asya etkisiyle işte Anadolu işte Asya etkisiyle Yunan ve işte Lübnanlı, Mısırlı, İranlı şey onlar daha köklü kültürler. Ve hani Suriye'den ya da Irak'tan daha köklü kültürler. Ve şeyi görüyorsun. Derinliğini bizim derinliğimizle örtüştürebileceğimiz bir derinlik o. Evet, yani, evet. Şimdi sen diyorsun ya mesela Doğu'nun Kafka'sı diyorsun. Yani Kafka okuduğumuzda her ne kadar tanıdık olsak da Sadık Hidayet okuduğumuzdaki yakınlığı kuramayız yani. Ama gene yakınlık kurabiliriz. Çünkü biz hem balık yiyebiliyoruz, hem kebap yiyebiliyoruz. Hem şarap içebiliyoruz, hem rakı içebiliyoruz. Hem çay içebiliyoruz, hem ayran içebiliyoruz. Yani ya hem de kahve içebiliyoruz. Yani bu çok geniş bir alanda inanılmaz bir bizde özellikle insan su gibidir girdiği kabın şeklini alır. Ama Anadolu insanında bu özellik çok fazla ve bunu biz bir türlü güç haline döndüremedik. Yani sadece edebiyattan bahsetmiyorum, yaşam alanlarımızdan da bahsediyorum. Bu kadar girdiğimiz kabın şeklini alabilmeyi ve birçok kaba girebilme yeteneğini bir güç haline değil de hep bir problem haline dönüştürdük. Şunu bir güç haline döndürebilsek dünyada bizden güçlü bir ülke olamaz. Yani olamaz ben çünkü şeyi çok iyi biliyorum. Hani monotiptir, tek tiptir batıdaki insanlar. Doğudaki insanlar da tek tiptir. Stereotype, çoklu tipler bizde var. Çünkü her yerden insan var. Her kültürü biliyoruz ve çok iyi de adapte olabiliyoruz bu kültürlere. Bu kültürleri çok iyi anlayabiliyoruz çünkü o kültürler bizim içimizde var. Doğululuk, batılılık, senin gibi esmer bir adamla benim gibi beyaz bir adamın aynı dili konuşması ve bunun da hiçbir problem olmaması. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bunu çok iyi biliyoruz. Bir tek bunu güç haline döndürebilmek var. Hani un var, yağ var, şeker var, helva yapsana. Biz bu helvayı yapamıyoruz bir türlü. Neyse onunla kebap yapmaya çalışmak büyük açmazımız. Elimizdeki bu malzemeye kebap yapmaya çalışıyoruz. Büyük açmazımız bu bizim. Şimdi ben sendikacı, karayollarından ototamircisi olan bir işçinin oğluyum. Tıpkı işte senin gibi ben de bir işçinin oğluyum ama benim babam sendikacıydı. Yol iş işte karayollarına bağlı yol iş sendikasında
uzun süre sendikacılık yaptı. Sendikal mücadele verdi. Ona sorarsan o hep öyle söyler. Sendikal mücadele verdik der. Öyle anlatır babam. Ve sen de şimdi oyuncular sendikasıyla bir mücadelenin içerisindesin. Bu mücadelede sizinle birlikte, yani sizin geldiğiniz jenerasyonla birlikte biraz daha şeyi fark ediyorum. Doğru tepkileri, doğru, her şeye tepki vermeyen ama doğru tepkiyi doğru zamanda vermeye çalışan, yapabileceklerinin farkında olup standartta ve bu standardın bir parça üstünde bir şeyler yapmaya çalışan bir ekipsiniz. İşte şu son aşıda başarmış olduğunuz şey oyuncular sendikasının önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu sizin yazışmalarınızla, sizin ısrarınızla oldu. Bana biraz bu süreçten, biraz da bu sendikacılıktan bahseder misin? Neler yaşıyorsunuz bakalım? Tabii. Yani çok iyi anlattın. Öncelikle hani babadan kalan bir miras olarak sendikayı. Benim babam sendikacı değildi. Ama hani kendi gençliğinde sendikayla çok haşır neşir olmuş devrimci bir kişilikti Eskişehir'de. O dönem içinde, kendi gençliği için söyleyebilirim. Yani ben Oyuncular Sendikası'nda yönetim kurulunda çalışmak istediğimi ve hani bunu olacağını söylediğimde önce bir ürktü. Çünkü Gezi direnişi gibi bir geçmişimiz vardı Oyuncular Sendikası'nın. Biliyorsun Mehmet Ali'nin zamanında, kurucu genel başkanımız zamanından kalan ve hani babam bile bu konuda provoke olmuştu. Çünkü hani izlediği şey televizyon ve televizyonda gelen bilgiler bu yönde. Ben oğlu olarak ona bunu anlatmaya çalıştım. Yani bunun olmayacağını, bundan ürkmemesi gerektiğini, bunun bir meslek örgütü olduğunu, yani burada ben de mesleğimi yapıyorum ve burada hani elimi taşın altına koymam gerekiyor. Şu an uygun zaman, şu an yapabilirim bunu. Daha ileride bilmiyorum ne olacağını. Öncesinde de zaten vaktim olmadı ya da böyle bir durum, pozisyon açılmamıştı. Ve ikna ettim ve çalışmaya başladım. Sonra da çok destek gördüm babamdan da. Şunu söyleyebilirim, bir öz eleştiri olarak algılamak gerekir bunu ya da ben en azından öyle anlatmak isterim. Yani bir insan işi abi, yani sonuçta sendika bir makina, işleyen bir makina ama insan işi bir makina. İçinde insanlar var, yorulabiliyor, kaygıya düşebiliyor, ürkebiliyor, korkabiliyor, heyecanlanabiliyor, daha seri atak hale gelebiliyor, daha yavaşlayabiliyor. Yani insan nasıl davranırsa onun gibi davranıyor. Sadece çoğul bir iş olduğu için yönetim kurulu, 9 kişiyiz orada. Yani hareket alanı, bazen fevri hareket etmemiz gereken anlarda, özellikle yönetim kurulunda çalışmaya başladığım ilk sene öyleydi. Sen de bilirsin, hani oyunlar engelleniyordu, sahneler, tesis edilen sahneler ellerinden alınıyordu. Sanatçıların, tiyatrocuların, oyuncuların konser vermek o kadar zorlaşmıştı vesaire. Yani başka bir dönem yaşıyor Türkiye haliyle, her türlü. Ve hani politikadan, siyasetten çok uzak bir alan değil sendika haliyle. Onun bir parçası. O anlamda çok fevri hareket etmemiz gereken alanlarda 9 kişi bir anda hareket etmek çok zorlaşabiliyordu. Ya da daha yavaş hareket etmemiz gereken anlarda bir anda hareket edip yanlış yapıp geri dönüp tekrar o yola girmeye çalışmak falan. Bunu anladım, bunu fark ettim ve 3 yılımız geçti yönetim kurulu olarak. Şimdi önümüzde Eylül ayında bir genel kurulumuz olacak, eğer pandemi izin verirse, her şey yolunda giderse. Delege seçimlerimizi yaptık geçen hafta. Eylül ayında da genel kurulumuz olacak. Yani ben bayrağı devredeceğim. Daha genç, daha ateşli bir arkadaşım bırakacağım. Çünkü bütün yönetim kurulu aynı fikirde değil ama ben aynı fikirdeyim. Yani daha doğrusu bu fikirdeyim. Bunu da hem senin aracılığınla buradan da söylemek isterim. Zaten yönetim kurulunda da konuşuyoruz. Gizli saklı bir şey de değil. Arkadaşlarımın çoğu kalacak ama ben şunu hissediyorum kendimde. Benerji gibi hissediyorum bazen Levent abi. Burada sana açıkça anlatabilirim bunu. Yani akan bir nehir var ve ben orada sanki engel oluyormuşum gibi hissediyorum bazen. Çünkü yani başka kaygıların oluşabiliyor. Hayata dair, durumuna dair, olduğun yere dair, kendi ailene dair, özel hayatına vesaire dair. Her şey gelişebiliyor ülkede, dünyada, senin hayatında. Ve yapılması gereken işler sendikada, o mücadele alanında yapılması gereken, alınması gereken kararlar varken buna yeterince eylemeyebiliyorsun. Ve ben bunu yani hani
bu taşı bırakmadan bir başkasının altına elini koyup ona yavaşça bırakıp hani ama yani bileğinden tutarak yani oradan çekip gitmek değil tabii, yani hiçbir zaman böyle bir şey mümkün değil zaten. Sendika ben olsam da olacak, olmasam da olacak ve ben hani ona her türlü desteği sunarak daha hızlı hareket etmesini, daha alınacak kararları daha çabuk, daha işe yarar, daha nokta atışıyla daha net ve daha keskin ve hani daha seri halde çözebilecek bir yapıya dönüşmesini istiyorum. Çünkü Oyuncular Sendikası da işte bir 10. yılı hani oluşmaya çalışıyor, kendini göstermeye çalışıyor. Bu meslek zaten hani bu memlekette sanırım 60 anayasasına kadardı. Yanlış hatırlamıyorsam ya da tevatür de olabilir, bu konuda çok emin değilim ama hani iki oyuncunun tanıklığı bir tanık yerine geçerdi. Çünkü oyuncu yalan söyleyebilen bir meslekten geliyordu. O yüzden güven sunmuyordu devlete bile. Ya da o erke bile yani. Hani o sistem içinde oraya bile. O yüzden hani çok zor kabul edilir. Hayır, bu bizim atalarımızın çok yetenekli olduğunu gösteriyor. Meslek atalarımızın. Evet. Yani oradan gelip o kadar yetenekliler ki bazen inanmakta zorlanıyor insanlar. Ve hani şey bu anlamda çok çok yolumuz var sendika içinde. Bu mesleği kabul ettirmek, bu mesleğin modern kurallar içinde yapılabileceğini bütün sermayeye, tırnak içinde neyse o, belki televizyon için, sinema için, yapımcılar için ya da en azından daha net konuşmam gerekirse, daha modern kurallar içinde yapılabileceğini, dünya standartlarında olabileceğini, bunun için hiç geç olmadığını, hala zamanımız olduğunu, hala bu mesleği sonuna, telif haklarımızın çok önemli olduğunu, bunun artık bir insanlık onuru haline geldiğini, yani parklarda ya da işte muhtaç bir şekilde bu mesleği yapan insanların hayatının son dönemlerinde yok olup gitmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, bunun atla deve olmadığını, bunun çok basit bir iş olduğunu, bunun sosyal devlet olmanın gereği olduğunu anlatabilmek bir zaman alıyor. Bunu anlıyorlardı, anlamıyor değiller ama o haliyle farklı görüşlerde ve fikirlerde oldukları için siyaset alanında, sonuçta sendika siyasetin içinde bir parça, farklı alanlarda oldukları için, farklı görüşlerde oldukları için kabul etmekte zorlanabiliyorlar. Yani bu yapının içine modern bir sendikal faaliyeti, bu fikri, bu mesleği daha güvenilir ve el üstünde tutulabilir bir hale getirebilecek bir yapıyı yerleştirmek zaman alıyor ama olmayacak şey değil ve bu, ben eminim yani hani kendimden bu meslek hayatım bitmeden bunları göreceğim. Ve hepimiz bu konuda, bu mesleği bu ülkede yapan herkes bu konuda kazanacak. Çünkü bizim kaybedeceğimiz bir şey değil bu yani. Hani bir iş yapıyoruz hep beraber yapıyoruz ve 70 ülkede gösteriliyor, 150 ülkede gösteriliyor ve hani sanki o işi yapan ışık şefinin ya da o işi yapan makyözün ya da o işi yapan oyuncunun, görüntü yönetmeninin, Fox Puller'un sanki bir emeği yokmuş gibi ortada. Hiçe sayılan bir şekilde ülkelere dağıtılması ve oradan bir kazanç elde edilmesi ahlaklı değil, namuslu değil, hoş değil. Bunların yani ahlaktan ve namustan bahsedebileceğimiz bir sistem yok dünyada. Yani baksana şimdi Afrika'da ya da Hindistan'da alım gücü olmayan insanların bu aşıyla ilgili, bu hastalıkla ilgili neler yaşadığını görüyoruz. Hastalığın patentiyle ilgili, yani bu aşının patentiyle ilgili, ham maddesiyle ilgili, işte dinlemeye başladığı zaman insan dehşete düşüyor. Yani dehşetengiz bir sistem var, korkunç bir sistem var. İşte mesela dünyanın en böyle yeşille barışık, doğası harika ülkesi falan diye gördüğümüz Kanada'da, hani Lakota yerlilerine ait olan arazilerdeki ağaçları kesiyorlar. Onlar eskimiş ağaçlarmıştı efendim. Yeni orman yapacaklarmış da. Yani böyle bir şey olamaz. Ya o kadar vahşi bir düzen ki bu. Bu düzenin baştan sona değişmesi gerekiyor. Biz çok sorulandayız. Yani sendikadan bahsetmiyorum. Bizim bu meslekteki haklarımız, oyunculuktaki haklarımız, bizi bu kapitalist sistemin çarklarının, özellikle Türkiye gibi bir ülkede tanıması çok zor. Çünkü
biz birçok değerimizi Batı'dan almışız. İşte hukuk mesela, aile hukukunu işte İtalya'dan almak falan, işte oradan İsviçre'deki hukuktan bir şeyler almak, getirmek. İşte Fransız hukukundan alıp bir şeyleri koymak, demokrasiyi almak, getirmek. Şeye benziyor, böyle vitrinde gördüğün bir elbiseyi çok beğenip onu almaya benziyor. İçeriye girip o elbisenin bedenine bakmadan alıp gitmeye benziyor. Ya kolları burada sarkıyor, ya kolları burada çok bize dar geliyor. Yani şeyi yapamıyoruz, bir türlü bunun içinde kendimize uygun bir şey yapamıyoruz. Ona da giremiyoruz. Girmeye çalıştığımız şey de üstümüzde düdük gibi duruyor. Maalesef'tir ki böyle bir sıkıntımız var, ama bu sıkıntı sadece Türkiye ile ilgili bir sıkıntı değil. Türkiye gördüklerini yapmaya çalışan, yapamadığı için de bugünlere kadar böyle tepe taklak gelmiş bir ülke. Ama Batı'da her şeyin çok sağlıklı ve çok düzgün olduğunu gittiğini düşündüğümüz yerlerde korkunç şeyler oluyor. Şu gün insanların... Vahşiler, çok vahşiler. Ne, nasıl vahşiler? Yani 168 milyar dolar geçen sene G7 ülkelerinin... şeye harcadığı para, doğal enerji kaynaklarına harcadığı para, bir o kadar da kömür ve petrole harcamışlar. Yani deli misiniz? Yani bir de giden öyle birebir gitmiyor yani. 10 gidiyor 1 geliyor. Yapamıyorsun. 9'a indiriyorsun o yaptığınla. Yani onlar da çok Batı medeniyeti de bu anlamda, kapitalizmin bu yansıması anlamında korkunç bir durumda. Biz de ondan daha korkunç bir durumda oluyoruz böylelikle. Anlatabiliyor muyum? Sadece bir şey merak ediyorum. Bu çok güzel bir konuya geldim. Ya şunu öğrenmek istiyorum Sermet. Acaba ilerideki hayalinden, işte oyuncuların haklarına kavuştukları bir mesleki sistem düşündüğünü söyledin. Peki ileride Türkiye'deki oyunculukla ilgili öğretmek istediğin, yani öğrenciler yetiştirmek istediğin bir sistem var mı? Yoksa sadece abi ben oyunculuk yapmayı seviyorum, sahne üzerinde ya da kamera önünde, bundan başka da bir idealim yok, belki bir iki tane workshop'a girerim mi diye bakıyorsun? Yani şöyle abi, yani bunu bir denedim bir ara, yapmak istedim. Michael Chekhov üzerine çalışmıştım ben. O bir teknik, yani bir yöntem değil. Stanislavski'nin öğrencisi, oyuncusu Michael Chekhov, Anton Chekhov'un da yeğeni. İlginç de bir tekniği var o yönteme dair, Stanislavski'ye dair. Bunu biraz böyle öğrendim, anlamaya çalıştım. Yüksek lisansla araştırdım ve hani kendime bir tortu kaldı. Sonra bunu acaba anlatabilir miyim diye denedim. Bir iki üniversitede böyle birkaç yıl çalıştım üst üste, ama sonra fark ettim ki eğitmenlik, yani özellikle oyuncu eğitmenliği bir başlı başına bir meslek. Yani orada çok farklı şeyler var, farklı alanlar var. Bir yandan mesleğini yaparken bir yandan bunu yapıyor olmak benim şeyime uymadı, simyama uymadı. Öyle söyleyebilirim. O yüzden ondan bir ürktüm ve bir adım geri geldim. Ama ileride ne olur bilemem. Ama böyle hani öğretmek istediğim, kendi bulduğum ya da kendi böyle keşfettiğim diyeyim ya da hissettiğim bir şey yok. Ama yani şundan eminim, ne kadar çok oyuncu varsa o kadar çok da yöntem var benim anladığım. Kendi yolumu anlatabilirim, ama onun için de rahmetli Erol Hoca gibi biraz daha demlenmem gerekiyor yani. Daha çok uzun yolum var. Ne kadar güzel söyledin. Seninle her zaman olduğu gibi sohbet etmek büyük bir keyifti benim için. Çok sevdiğim bir şey derdi. Birbirinizin öğretmeni oldun, birbirinizin hocası oldun derdi. Her oyuncudan, her saygı duyduğum oyuncudan çok şey öğreniyorum ben. Sen de bunlardan birisin. Bugün bu güzel pazar günü konuğum olduğun için, yaz gününde kalkıp gelip vaktini ayırdığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğin için, masada çalışan bütün, rejide çalışan bütün Artı TV emekçilerine çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet sevgili seyirciler, bugün konuğumuz aktör Sermet Yeşil'di. Oyunculuktan, oyunculuk eğitiminden, oyuncuların haklarından, sendikal faaliyetlerden konuştuk. Orta Doğu'daki edebiyattan konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu. Seviniyorum böyle güzel sohbetler yaptığımda. Biliyorum ki bunlar kalıcı olacak. Siz belki bir gün bir yerde bununla karşılaşacaksınız. Belki yıllar sonra diyeceksiniz ki vay be, bu da mı konuşulmuş? Aynen öyle.
Belki de şimdi dinleyeceksiniz. Vay be, bunlar konuşuluyor mu diyeceksiniz. Evet, sanat konuşuyoruz burada. Sosyoloji konuşuyoruz. Gücümüz yettiğince, aklımız erdiğince bunları konuşup sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Umuyorum benim pazarımda sizinki kadar güzel geçiyordur. Öyle midir acaba? Sizinki benden güzel demek. İyi pazarlar.